Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar endişe. Mevzumuz endişe. Şimdi lügat manası korku, düşünce, merak, keder, kuruntu. Endişe geleceğe ait bir histir. Geçmişle değil, gelecekle alakalıdır. Ahiretin en güzel ispatlarındandır. Bak, endişe fikri değildir. Histir. Vicdana aittir. Fikir değil, endişenin önüne fikri koyup nötrleyemezsiniz. Endişe ettiğiniz şeyle mantık delillerini, burhan getirse ne kadar akli, teselli olsa, teselli bilgileriniz dahi olsa endişeniz yok olmaz. Çünkü endişe aklın ötesinde bir histir. Vicdana ait bir histir. Endişeyi vasata niçin Allah koymuş? Endişe geçmişe ait değil. Hızlı hızlı konuşacağım çünkü çok şey anlatmak istiyorum. Hem ahireti ispat ediyor bakın. Endişe ve korku geleceğe aittir. Tasa, keder, elem, pişmanlık geçmişe aittir. Endişe ve korku geleceğe aittir. Akli değildir. Akılla karşısına çıkarsanız dozer gibi gar 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 götürür sizi. Yani dozeri tutunsanız ya gitme. Dozer gar 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 senin tutman dinlemez. Hiç kalbi almaz. His böyle bir acımasız bir özelliğe sahiptir. Niçin yaratılmış? Onun çok hikmetinden bir tanesi madem endişe histir ve geçmişle alakası yoktur, gelecektir. Eğer akli olsa fikir olur. Fikir geleceğe gidebilir, olmasa bile. Ama endişe histir, geleceğe gidiyorsa tutulmuştur, gelecek vardır. Olmayan yerde endişe olmaz. Burayı anladık mı Sayın'ım? Bak, endişe histir. His bu kablo gibidir. Şu, kurtar şunu. Bak bu. Endişe histir, fikir değildir. Fikir olsa olmayanı düşünebilirsiniz. Mesela bakın, hayal ederim şu anda büyük çekmece komple dağ olsun. Şu Marmara Denizi, ha bak, hop, dağ oldu. Burası çukur oldu. Yapabilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Ama endişe yapamazsınız. Endişe düşünce değildir. Düşünceyi bile bloke ediyor. Endişe aklı bile bloke eder, oradan çıkamaz hale sokar seni. Endişe histir. Çünkü imana ait bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyin etrafını kazıyorum. Fikir değil ki olmayan bir şeyi düşünsün. Endişe histir. His ise var olan bir bağdır. Düşünceyle olmamıştır. His realitedir. Var olan bir şey bağlanmaktır. Eğer geleceğe endişe ediliyorsa gelecek vardır. Mesela ağacın çekirdeği. Ağacın çekirdeği geleceğin en güzel delilidir. Madem gelecek yoktur, niçin çekirdek vardır? Çünkü çekirdeği yapan gelecek baharı kastetmiştir. Endişe de geleceğin en güzel delilidir. Şimdi ben buna ait şeyi sormak isterseniz, gerçi sorulmayacak şekilde ben gayret etmeye çalışıyorum anlaşılsın diye. Şimdi ifrat tefrit vardır. Her bir hissin, bak Allah'a verdiği her şeyin, gadabın, öfkenin, nefretin, muhabbetin, aşkın, korkunun, endişenin ifrat tefrit vasatı var. Aşırısı, olumsuzu, tamamen durgunu, ortası. Şimdi onu şey yapacağım, endişe, onu bitireyim birinci konuşmamı. Endişe geleceğe aittir, onun önüne akılla duramazsınız, durduramazsınız akılla, fikirle. Endişeyi durduracak yegane sayı güç, imanı bil ahirettir.
ahirete iman. Çünkü ahiret gelecektir. Gelecek kaygısından kaynaklanıyor endişe. Onu okuyacağım. Endişe nereden geliyor? Endişenin sebepleri bak. Sayfayı dolmuştur. Yani okunuyor mu sevgili arkadaşlar? Hep böyle inşallah okunuyordur. Bak, endişe, endişenin sebepleri. Endişe niçin olur? Bir, geleceği izah edememekten ve merakını tatmin edememektendir. Endişe, geleceği izah edememekten dönüyor, bakıyor böyle, gelecek. Boşluk yani. Tak diye göz düşüyor. İzah edemiyor. Ama fıtratta var. Fıtrat evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Beka istiyor. Yokluk istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Böyle bir donanım var. Fakat buna cevap yok. Bir boşluğa geliyor. Bu fıtrata verilen cevap yok. Bu cevapsızlıktan insana endişe geliyor. Oradan gelen cevap insanı nötrleştiriyor, koltuğuna oturtturuyor. O da nedir? İmanı bir ahirettir. Ahirete imanla nötrleştirebilirsiniz. Yoksa peki bu ne işim ya, bilmesem ne olur? Arkadaşlar, endişe korkudan, ikisi geleceğe aittir bakın. Endişe ve korku geleceğe aittir. Endişe ve korkunu kontrol edemezsen buhran, bunalım, panik atak, depresyon yaşarsın. Aha ben tek başıma kaldım, öleceğim. Aha çarşı pazara gidersem, aklım orada giderse evi bulamam. Aha kalp krizi geçirirsem, bunlar hep böyle korkular, geleceği yorumlayamamaktan, imanı bil ahirete zayıf olduğundan, inancımızdan kaynaklanıyor. Sahipsizim tasavvur etmekten, yani bu dünyaya atılmış Sartre diye bir zannediyorum Alman filozofu ve hemen hemen ona benzer ateisttir bu. İnsanı şöyle tanımlar. Sartre diye zannederim doğru telaffuz ettim. Fikri şöyle, fikriyatı. İnsan eğer Tanrı veya kendi kendine dahi olsa netice aynıdır. Mevcudata, dünyaya atılmıştır ve unutulmuştur. Kendi haline bırakılmıştır. Bu felsefe kurulmuş. İşte sahipsizim düşüncesinden kaynaklanıyor. Başka? Gaye ve hedefini kaybetmekten kaynaklanıyor. Gaye ve hedefsiz insanlardan, kardeşim, kanser, ölüm, kalp, tansiyon, panik, bunların çaresidir bu ders. Aslında dini bir ders gibi gözükürken psikoloji tedavi dersini yapıyoruz. Çünkü psikoloji hastalıklar geleceği yorumlayamamaktan, kendini sahipsizlikten ve fıtratın isteğine zıt yaşamaktan geliyor. Gaye ve hedefini kaybetmekten, nereye gittikleri belli olmayan yollardan, rehberi olmamaktan, nereye gittiği belli olmayan yollar var. Mesela kabir, mesela yaşlılık, mesela yaşıyorum ama güvende değilim yani. Her an deprem olabilir. Her an çocuğum ölebilir. Her an kanser tanısı konabilir. Bu kadar acayip bir her şey olabilme ihtimali içinde nasıl insan kendini güvende hissedebilir? İmanı bil ahiret yoksa, Allah'a iman yoksa, eğer insan blok etmemişse bu insan bu kadar emin olamaz. İşte bu eminsizlikten, özgüven azlığından endişenin sebeplerini okuyorum. Çoğu zaman elindekileri kaybetme korkularından, sağlığımı kaybedeceğim, çocuğumu kaybedeceğim, işimi kaybedeceğim. En önemlisi de dünyayı kaybedeceğim, ölüm gelecek. Madem ölüm var, hiç kimse inkar edemez. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Ey insan, başı boş değilsin. Et yığınısın yani, demirden, polattan, çelikten bir vücudun yok. Başı boş değilsin, bir gayen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.
Bunun tersi endişe. Elimizdeki nimetin farkında olamamaktan, farkında mısınız cemaat olmanın güzelliği? Farkında mısınız imanın güzelliği? İmanın nimetinin farkında mısınız? İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Neyimiz var? Değil mi? Çoğu zaman elindekilerini kaybetme korkularından sağlığını, sıhhatini, çoluk çocuğunu vesaire. Başka? Güven bir ortamı ve doğru dürüst çevresi olmamaktan, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamaktan, doğru yer, burası veya bu tür yerler, doğru yer, doğru insanlarla doğru zamanda doğru iş yapmak. Yaş olmuş 50, 60, 70. Yapsan abdest tutmaz, bel tutmaz, şey tutmaz, zor oluyor. Yani demek ki insan kendisini güvende hissetmesi için 4 tane. Doğru yerde buralar ve buraya benzer. Doğru insanlarla, iyi insanlarla beraber olmak. Doğru zamanlamalarda doğru iş yaparsan seni endişe kapamaz. Mesela panik yaptın, sıkıntı yaptın. Bak pat diye atladın şimdi. İlaç içmedin. Bundan daha büyük ilaç olur. Güven bir ortamı ve doğru dürüst çevresi olmamaktan, elindekilerin kendi donanımların farkında olmamaktan, elindekilerin kendisinin olmadığını, yani gözünü, kulağını kendisini zannediyor. Kendi kıymetini, gücünü bilmemekten, ya kardeşim Allah rızası için ya, senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanışsaydın, şu dünya hayatındaki filmde başrolde sen oynardın. Senin düşmanın kadar sen seni tanımıyorsun. Şeytan kadar kendini tanımıyorsun. Şeytan insanı öyle tanıyor ki. Çünkü niye? Adam şuurlu. Adam davasının adamı. Kendisine şeytan değil. Bize şeytan. Adam işini yapıyor yani. Sen seni bildiğin kadar bilmiyor. Şeytan, yani senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın, oynadığın filmin başrolü olurdun. Kendi kıymetini, gücünü bilmemekten, olumsuz insanlarla haşır neşir olmaktan kaynaklanıyor endişe. Şimdi endişeyi gene bu hulasa ettik. Doğuran sebepleri yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Endişe geleceğe ait bir histir. Geçmişle değil, gelecekle alakalıdır. Psikoloji tasalar, psikoloji sıkıntılar, öleceğim, kanserim, beyin kanaması geçireceğim, ölüyorum. Yani hep gelecekten alakalı. Endişe oradan geliyor. Endişeden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Bu boşuna ihtiyaç duymadım. Ona nedir dedim ya benim. Beni rahatsız ediyor. Bu ne inesidir ya? Bir baktım ki, insanlara duman attıran, felaketlere sokan, acillerde çıkartmayan iki tane çok ciddi bir his insanı hakim. Kontrol edilemediği için. Neydi o? Korku ve endişe. Ve geleceğe aittir. Unutmayın. Geleceği yorumlayamamaktan, geleceği ifade edememekten kalkıyorum. Fıtratın beka istiyor. Evet istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Böyle bir yeri gözlemliyor radar. Fakat ben orayı görmüyorum. Boşluğa düşüyor. Yani insanın fıtratının isteği olan bekayı imanı bir ahirette, ahirete iman artarsa insanın bu isteği tatmin olur. Endişe de nötrleniyor. Vasata geliyor. Korku da öyle. Şimdi sayfalar söylemeyeceğim, zaten görüyorsunuz. Nereden çıktı diye. Lemala bir tanesini örnek vereyim. Lemalar 256'da şöyle geçiyor. Bak hiç dokunmayacağım. Cümleyi tasnif ettim. Kastamonu 56'da böyle yapın diyor. Tasnif edin diyor. Sizin vazifeniz tasnifle devam edecek. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu belki mahlukatın vücutlarını Adem'e gidiyor diye elim bir endişe verirken,
Demek ki bu hangisiydi bak? İhtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet. Neymiş biliyor musun? Bu dört özellikle insanın vücudunu sarsarak olumsuz fikirlerin, düşüncelerin gelmesine zemin oluyorlar. Aynı zamanda endişelerin de zeminidir. Endişe, ihtiyarlık. Şimdi mesela sen Cemal mi? Şey, kaç yaşındasın sen? 18. Bunda pek olmaz. Ciddi bir kendisini internet, televizyonlarla çökertmemişse. Niçin? İhtiyarlık, gurbet, anne babadan uzak olmak, memleketinden uzak olmak. Birinci ihtiyarlık, ikincisi gurbet, üçüncü hastalık, dördüncüsü mağlubiyet. Yani bazı dünyevi hadiseler. Bunlar insanın endişe ve korkusunu aktif ediyor. Bak şimdi, ne izaha girecek şimdi? Endişe zahirde ömrüne, hayatına zeval gelecek gibi düşüncelerden geliyor gibi gözükürken aslında aklın ihata ve kavrayıp ifade edemediği Adem'den geliyor. Yani ben burayı okumadan şöyle diyeyim. Şimdi ruh sıkılıyor. Bak bana bakın. Ruh sıkılıyor. Azap çekiyor. Yani bir yanıyor. Kaos dedikleri böyle bir bizdeki sıkıntı yani. Yanıyor. Ruh, yani bir yerden sıcaklık geliyor, beni yakıyor. Sarmalamış böyle. Yanıyorum diyor ruh, tamam mı? Şimdi akıl cihazıdır ruhun. Akla diyor ki, alo, buyurun efendim diyor akıl. Akıl mı? Evet efendim, emrindeyim diyor. Tamam mı? Telefonla konuşuyorum. Ya ruh diyor ki, akıl efendi, ya ben çok rahatsız oluyorum. Çok acayip yanıp tutuşuyorum. Ya beni rahatsız etsene, edene bir baksana, senin vazifen ya. Çünkü akıl ilişki ve çelişkileri çözer dünyada. Yani karanlık aydınlık çelişki. Gözle çiçek ilişki. Bir bak hele benim ruhumu, yani beni rahatsız eden nedir diyor. Telefon ediyor. Tamam efendim, baş üstüne diyor. Akıl arıyor. Ruh rahatsız eden nedir bak şimdi. Bak. Alttan alıyor, üstten alıyor ama aklın özelliği realitedir. Varlık arasındaki ilişkileri, çelişkileri çözecek. Bir bakıyor ki, lan ruhu rahatsız edecek bir şey yok, tutacak bir şey yok. Lan ne diyeyim ya bu efendiye, bu bir şey bulamadım da denemez. Aklın böyle bir özelliği yok. Şimdi efendimi de söyler misiniz diyor ruha. Sizi nasıl rahatsız ediyor? Ya yanıyorum, kıvranıyorum, korkuyorum. Endişe ediyorum, dehşet alıyorum. Tamam diyor. Aradı bulamadı. Aciz kalan akıl diyor ki, efendim ölüm korkusudur diyor. Ölüm. Ölüm korkusu aciz kalan aklın çaresizliğidir. İzah edemedi. Nedir o? Ruhu rahatsız eden Adem'dir. Adem'i izah edemediğinden, Adem'i izah edemediğinden, çünkü Adem vücutsuz vücuttur, varlıksız varlıktır, varlığın ifade edildiği bir zemindir. Anlayan anlamıştır Adem'i ne kastediyoruz, bizim bakkal Adem değil. Ondan sonra ruhu rahatsız eden Adem'dir ama Adem'e ihata edemiyor akıl. O zaman ona benzer, ona en yakın nedir Adem'e? En iyisi korku. Efendim diyor, ölüm korkusudur. Yesinler senin ölüm korkusunu. Yani aklın aciz kalmasından hasıl olan çaresizliğidir ölüm korkusu. Ölüm korkusu buradan geliyor. Şimdi Adem'i akıl yorumlayamadığından Adem yerine insanın önüne endişeyi koymak zorunda kalıyor akıl. Endişe de aklın ruhun önüne koyduğu şeydir. Efendim diyor, ölüm korkusu endişe. Onun önüne koyuyor. Oysa ruhu rahatsız eden Adem'dir. Endişe görünmeyen, yorumlanmayan gelecekten ve de ihata edip izah edilemeyen Adem'i tehditten ileri geliyor. Anladık mı burayı sevgili arkadaşlar? Anlamış kabul ediyoruz. Tabii hemen pat diye olmaz. Öyle bedava verilmiyor bu işler. Bunlar
ahirete taalluk eden ciddi işlerdir. Ne kadar istifade ederseniz o kadar kârdır. En azından ya bu endişe, iki tane endişe ve korku geleceğe aittir. Geleceğe aittir. Tamam. Bu geçmişle alakası yoktur. Bunun önüne ahirete iman meselesini koyarsak ciddi endişe ve korku notüre gelir. Bunu anlasan da gitsen yeter sana. 494 çuvalar derdi maişet için endişe eden kardeşlerimizin. Demek ki derdi maişet insana endişe veriyor. Derdi maişet de istikbale ait bir histir. Derdi maişet var ya geçim derdi. Merak etmeyin. Allah sizin zaruri rızkınıza kefil olmuştur. Ölmeyecek kadar bulacaksınız ama fantazi hayatınıza kefil olmamıştır. Endişe ve korku bir histir. Histir. Vicdandadır. Vicdandadır. Vicdanda olan hissin tedavisi divanı olmaz. Korku aklidir. Korku aklidir. His vicdandadır. Tamam. Endişe histir ve vicdandadır. Dolayısıyla dimağla tedavi edilemez. Edilemez. Yine aynı yerle tedavisi yapılması lazım. Aynı. Çünkü çok güzel. Bir şey dertse derman odur. Aynı şeydir. Mesela şöyle diyeyim. Ayşe'ye aşık oldun, dert sardı kafana. Fatma çare değildir. Gene odur çare. Derdi kim açmışsa derman da odur. Tamam mı? Ben bebeğe kafayı taktın. Mercedes değil çare. Ahiret istiyor. Yani saray, lüks, villalar çare değil. Dertler bana derman imiş ustad diyor. Dertlerin kendisi dermandır. Başka bir örnek vereyim. Hizmetin kendisi ücrettir diyor. Şu anda ücret almayacaksınız diyelim. Ahiret, Allah verirse ne ala. Şu anda derse gelmenin kendisi ücrettir. Hizmete değil ücrete geldik. Çünkü ben bak lezzet alıyorum. Bak akşama konuşuyorum. Babamın hayrına konuşmuyorum. Keyif alıyorum konuşmaktan değil. Çünkü ahiret inşa ediliyor. Şu andaki aletiniz var ya aletiniz. Ne yediğiniz yemekten gelmiştir ne de teneffüs ettiğiniz havadan. Şu andaki aletiniz ahireti bir alettir. Orayı burada yaşıyorsunuz. Böyle bir alet bulamazsınız gündelik hayatta. Abi ben geldim gidiyorum aynı alet değil mi? O zaman Allah selamet versin sana. Bu toplum bu derste değişik bir alete girmemişse sana girmemiş demektir. Yarım maddi, yarım manevi endişe hastalığına. Endişe ifratı hastalığın zeminidir. Tefriti yaşadığının farkında olmamaktır. Mesela ölüm korkusu nimettir diyorum. Niye biliyor musunuz? Ölüm korkusu yaşayan, yaşadığının farkında olanlara aittir. Yaşadığının farkında olmayanlara ölüm korkusu yoktur. Adama soracağım, ölüm var. Var canım ya, hiç tesbih de çakıyor. Kumara da ölüm varmış. Yani yaşadığının farkında değil. Ölüm korkusu yaşadığını fark edenlere aittir. Bak ne oldu, nimet oldu. Gördün mü? Ölüm korkusu dermanı nedir? Farkındalığın özelliğidir. Fark ettiği için yaşadığını fark etmiş, yaşadığını bitirmek istemiyor. Ahirete geçmek istemiyor, yaşıyorum diyor. Yaşayan ve yaşadığını fark eden ölüm korkusu olur. Yaşadığını fark etmeyen ölüm korkusu almaz ki. Vasatı canlı ve aktif yaşamanı sağlar. Ölümden korkmak yaşadığının farkındalığından olduğu gibi. Kastamonu 143. Kastamonu devam ediyorum. Ehli hakikatı ve ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Rekabet endişenin ifrat modunu aktif ediyor. Şu Risale-i Nur'a bakın. Normal bir mektuptaki bir cümle değil mi? Atlan. Şuraya bak ya. Müthiş değil mi ya? Dikkat için böyle yazarsak defterimize hep beraber hep istifade ediyoruz. Bakın. Yani bir Kastamonu'da bir insan bir insana veya bir ustadın hususi bir mektup zannediyoruz. Hayır. Rekabet endişenin ifrat moduna taşıyor insanı. Rekabet endişeyi doğurur. Ya acaba gitti mi gidecek mi geçti mi gitmedi mi vay dar falan gitti. Peki rüyaya çok endişe ediyordum. Gene Kastamonu. Endişe histir,
Hislerin yeri de vicdandır. Bu da bitti. Bak bunları bitireceğim, ondan sonra tamamdır. Bunlar bitmeden hiç kimseyi göndermiyorum. Bak, bir, iki o bitti. Şimdi üç. Nasıl hep anladığınız için sorular yoktur. Güzel. Bak, dersi iyi dinleyene dersten sonra çay vardır. Şaka bir tarafa ama eğer bu dersin verilmek istenen mesajın %30'unu alırsan, namertim şey için söylüyorsam, ilacınız varsa psikoloji, gidip atarsınız çöpe. Ciddi diyor. Yani beni bak 50 küsür yaşındayım, fişek yapıyor bu dersler, fişek. Duramıyoruz. Kim dedi onu ya? Fıtratım, evet. Size borcu nasıl ödeyeceğiz? Estağfurullah. Yok ama ben kafayı yemekten kurtuldum. Sizin psikoloji dersleriniz üzerinden. Ben delirmekten kurtuldum yani. Hiçbir doktor bunu yapamadı. Evet. Samimi söylüyorum. Doğru yani. Maşallah. Sürekli tablette siz her gün böyleyim yani. Elhamdülillah. Hatta bazen inkişaf ediyor işte. Malum, peki yanaklarınızı yetmiyorum tabletten yani o kadar yani. Derslere katılamıyorum ama evde sürekli sizi dinliyorum artık. Bak doktorlara dedim ki 17 sene ilaç kullanıyor. 7 sene ilaç kullanıyor. Allah'ını seversen biyolojik olsaydı bu ilaç bunu tamir ederdi. Ne yapayım kardeşim diyor ya. Ben ruha ilaç vereceğim halim yok ya diyor. Çünkü bir de garip ki ateist, maneviyata inanmayan, inançlara saygısı olmayan, ruhu inkar eden ruhun tedavi makamında psikiyatrist olmuş. Temelimizde ne var biliyor musun fark? İnançlı doktoru demiyorum. Ateist insanlar, yani bugünkü tıp, psikiyatrist ve psikolog zemini, yani sundukları çare, kimler olduğunu önemli değil. Şimdi saymayayım o batıl şey, 5 kişi. Şeytana inanmadıkları için şeytanın yaptığı tahribata da çare olamıyorlar. Nedir o? Şeytan düşünceleri. Bak, şeytan düşünceyi. Düşünce hisleri. Hisler sindirim bezleri, tükürük bezleri, tiroid bezleri. Yani insanı rahatlatan bezler var. Salgı bezleri var. Onlar aktif ediyor. Şimdi doktor sırf o beze bakıyor. O madde salgılanıyor mu, ağız mı salgılanıyor oraya. Ama bunu kim yapıyor? Ne bileyim diyor. Ha, bizim fark şeytanı kabul ettiğimiz için tahribatını biliyoruz. Tahribat bedensel yansıyor. Doğru. Bedeni tamir ediyorsun. Doğrudur o yöntemin. Ama onu tahrip edeni bulamadığın için 17 sene ilaç kullanıyor. Çünkü 57 sene dahi olsa şeytan gene yaşıyor. Şeytan öldürmedikçe ilacı durduramayacaksın. Şeytanı burada öldüreceksin. Yesinler şeytanı. Hadi bakalım. Yalnız emniyetli bir endişe, bir teselli kalbime geliyor ki bak. Endişe de histir, teselli de histir. Bunlar birbirlerinin karşıtlarıdırlar. Endişenin karşısına ne koyacaksınız? Teselli koyarsan endişe vasat olur. Endişe kalkıyor. Teselli koyacaksın karşısına. İlaç da olmuyor. Abi ben korkuyorum. Aklım gider mi? Bak endişe. Dediklerin ya ben böyle misal veremem ki durup dururken. Ya çarşıya gidersem alışveriş veya bakkala markete aklım giderse kızım çocuğum 3,5 yaşında evde tek evi bulamam. Evi bulamayınca ben öyle kalırım. Çocuk da ağlar ağlar. Kimseye de bir şey değmez. Orada ölür. Bu düşünceyle başladı titremeye. Yoldan birisi geçmiş, hemen kapısını açmışlar falan. Abla ne oldu falan. Ondan sonra yani, neyse bana bunları anlatıyor. Anlatırken geliyor. Nereden geldi? Sahipsiz, Allahsız düşünmekten geliyor. Allah yok. 60 seni. Sartre dediği gibi. İster Allah, işte Tanrı diyor, ister doğa, insanı yapmıştır ama atmıştır, fırlatmıştır. Daha meşgul değil diyor. Meşgul olsaydı bu melalar olur muydu diyor. Oysa merdivenler olduğunu bilmiyor. Sıkıntılı. Sıkıntıyı kaldır, insanlıktan çıkar. Hayvanın derdi sıkıntısı yoktur. Onun için hayvandır. Hayvan olduğu için derdi sıkıntısı yoktur. Peki abi,
Tesellinin tefrit vasat ifade var mı? Aa, peki. Bu soruna hemen ben şunu yapacaktık. İlk önce endişenin ifrat tefrit vasatını yapalım. Tamam mı abim? Hatta şimdi endişenin tefriti fikriyatını ve hissiyatını bedenine ve hazır zamanına gömmek. Bir. İki. Hayvaniyet yaşamak. Hayvaniyet şimdiki zamandır. Cüz-i ihtiyaridir. İhtiyar şimdiki zamana bakar. İrade, mazi ve müstakbele beraber bakar. Bedensel hayatı yaşamaktan. Üç. Hayvaniyeti yaşamak. İki dedik. Üç. Nefsi emmareden beslenir. Dört. Hayat anlamsızdır. İntihar seçenek olur. Hayatınızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatınızdan daha değerli bir şey yok. Hayatınızdan daha değerli hayatınıza gaye gösterirseniz hayat anlamlanır, hayat aktif olur. Eğer hayatınızdan daha değerli bir şey olmadığına göre hayatınızdan daha basit şeyleri hayatınıza gaye yaparsanız hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İntihar seçenek olmasının sebebi bu veciz cümle, hayat anlamını yitirmesinden kaynaklanıyor. Heyecan vermiyor. İntihar edenlerin ekseriyeti hep bu noktadan. Aynen. Hayat anlamlaşıyor, anlamsızlaşıyor. Mesela bir kıza aşık oluyor, ben seni seviyorum, ben seni sevmiyorum. Hadi köprüden atla. Çünkü hayat bir kızmış yani. Hayat paraymış, iflas ettim. Hayatınızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatınızı yaşamak ve heyecan ve zevkli olabilmesi için hayatınızdan daha değerli hayatınıza gaye gösterin. Hayatınızdan daha değerli bir şey yoktur varlıkta. Ancak Allah vardır. Ahiret bile değildir. Burası bana hizmet edendir bu bina. Benden kaliteli değildir. Cennet bana hizmet edendir. Benden kıymetli değil ki cenneti gaye yapacağım. Benden bir üstün bir şey var. Ne Cebrail, ne Mikail, ne İsrafil, Azrail, cennet, cehennem değil. Yegane Rabbimiz Allah'tır. İnsan ile Allah arasında maben yoktur. Bir şey yoktur. Onun için usta diyor ki, bütün bana rıza ilahi gösterildi diyor. Sakın ha Said. Hizmet imaniye, Kur'aniyeni, şahsi kemalatına ve terakkiyatına, azaptan ve cehennemde kurtulmana vasıta yapmayasın. Meğer ben diyor 28 sene işkence bundan çektim diyor. Ne yapacaksın? Bütün rıza ilahiden başka rıza ne olmayacak diyor. Hedef olacak. Kardeşim bu bina hedef olur mu benden daha basit? Cennet bana hizmet etme makamıdır. Hizmet alan benim. Benim cennetim cennetin sahibini bulmaktır. Cehennemden de korkmayacaksın. Allah diyor ki benden korkun diyor. Bir şeyden korkmayın. Bir şeyin içinde cehennem de vardır. Şöyle korkacaksınız. Cehennemin sahibini kaybetmektir bizim cehennemimiz. Anladık mı? Bizim cennetimiz cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalıdır. O zaman cehennem serin olur. O düşünce de adimi bir düşüncedir. Elhamdülillah. Vasat. Vasat okumadan ifrat okuyayım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İfrat, Adem alemlerine çalıştığı için her çeşit çöküntü hisleri ve fikirleri yaşamak. Ha şöyle diyeyim. Her şeyde, öfkede, gadapta, şehvette, manada, aşkta, muhabbette, her şeyde ifrat, tefrit, vasat vardır. Her şeyin ifratı şeytan yapıyor. Elime bakın ifrat, tefrit, burası vasat. İfrat, tefrit. İfrat, tefrit. Her şeyin ifratı kimden? Şeytan. Tefriti nefse emareden. İfratı kimden? Şeytandan. Tefriti nefse emare. Vasata koymak sünnet-i seniye. İfrat kimden? Şeytandan. Tefrit nefse emareden. Ha. Adem alemlerine çalıştığı için ifrat her çeşit çöküntü hislerini ve fikirlerini yaşamak. İki, her çeşit olumsuz hisleri yaşamak. Üç, şeytandan beslenir. Dört,
endişesini her istediğini yaparak aşar der. Yani şeytan şöyle der. Endişe mi var? Var, patlat, çat oynasın, her şeyi yap. Doktor öyle diyor inançsızda. İnançsız doktor öyle diyor. Ne istiyorsun? Yap. Sana yapma diyen senin düşmanıdır diyor. Senin hakkındır. Ne istiyorsan onu yapmak senin hakkındır. Hakkın olduğuna delil istemendir. Yapma ya. İyi benim her canım istediğimi yaparsam evine, senin evine geleceğim doktor bey. Senin hanımla ben istiyorum onu, ne olacak? Benim hakkımdır el istediğim. Böyle diyor, ne alma. Ne istiyorsan o haktır diyor. Onu yerine getir, yoksa sıkıntı olur. Yani bir tanecik vallahi içimden geçiyor. Bir tane çakmak içimden geçiyor. Çakmam gerekiyor. Ne olacak peki şimdi? Ne acayip bir şey ya. Ha bu adamlar tamir edecek. Tamirciye bak. Tamircisini sevsinler. Ya bir çökün şuraya bak. Sündür şey. Ne istiyorsan onu yap diyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bana diyor ki teneffüs ettireyim. Efendim abi. Nereye kadar yapacağım? Ne diyor? Bir tanesinden yumruk yiyene kadar. Bana diyor ki Hamburg'dan geldi. 100 küsür kilometre. Vurdu. Gece baktım annesi, amcası, Arnavut bunlar. Neyse netice. Hocam otur bakayım, otur. 24 yaşında, 27 yaşında. Hocam dedi, ben dedi iki tanesi kendimi zannediyorum dedi. Falan kişilik bozukluğu. Tanı koymuşlar, tespit etmişler. Tanı diyorlar işte. Teşhis yani. Ne var sende? Kişilik bozukluğu var. Bu işte benim değil ama madem geldiyse geldi. İyi. Ne oluyor dedim. Ya dedi ben dedi iki tane zannediyorum kendimi. Bir böyle diyor diyor bir tarafım, bir tarafım böyle diyor. Bir taraf böyle diyor, bir taraf böyle. Allah Allah, hakikaten mi dedim. Tabii ya hocam dedi ya. Ne ilaç bulmuyorum. Lan ne iki tanesi? Onun için geldim. Üç tane olman lazım sen dedi. Birbirlerine bakıyorlar. Hocam ne diyorsun ya dedi ya. Ben dedi tek hissetmek için geldim buraya. Lan kardeşim fıtrata zıttır. Bak ne oldu, ilaç kullandın hissettin mi? Yok dedi, olmaz da ondan. Ne demek o dedi. Bak benim gömleğim, ben diyen arkada, benim atletim, ben diyen arkada, benim bedenim, ben diyen arkada, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ha, o sana yap onu, ayıptır ya, vur ağzını payını, olur mu ya, günahtır ya. İki tane, aynı böyle oluyor. Bunun adı nefis, bunun adı ruh. Bu şeytan, bu nefis, benim nefsim, verme parayı. Ulan zekattır ya, ağzını payını ver, ayıptır ya. İki tane şahsiyet var, bu üçüncüsü diyor ki, ulan sen haklısın, sen sus lan. Hah, üç tane. Hakikaten öyle mi ya dedi, nefes aldı. Tabii lan üç tane olacak. Ne iki tanesi? Birbirlerine bakıyorlar. Birbirlerine bak. Ne yapacağız? Lan at onu. İki tane şahsiyeti teke indirmeye çalışan ilacı çöpe at. Ben sana bir ilaç vereyim, üçe çık. Asaymışsa her gün en az 10 dakika oku, 3 tane olacaksın. Ne diyorlardır şimdi, Allah bilir, gülüyorlar biliyor musun? Ama bitti yani, sana telefon etti. Allah senden razı olsun, kafayı taktı. Ben 2 taneyim, ben 2 taneyim, ben 2 taneyim, ben 2 taneyim. Şimdi kaç tane? Oğlum 3 tane olmam lazım dedi. Nerede bulacağım onu dedi. Hakikaten aynı böyle ya. Yaşadığım bir şey ki bu kadar seris anlatabiliyorum. Ha bu adam yapıyor. Şeytan var ya, işi biliyor, biliyor musun? Şeytanın işi şeytan değil. Tamam. Adam işi biliyor. İşin erbabı. Cenab-ı Hak da işi ehline vermiş. Şeytanlığı şeytana vermiş hakikaten. Sana da bak, nurculuğu vermiş elhamdülillah ya. İmanı da sana vermiş. Bak buraya sen gel demiş. Peki orada Adem alemler şey alemlerine çalıştığı için diyor. Bu Adem alemini nasıl anlayacağız bunu ki? He. Şimdi Adem alemleri hakkında belki de 4-5 saat ders var sitede de. Adem şöyle, Adem alemleri. Şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Biz Kur'an'da, Kur'an'ın gidişatı vasattır. Avama seviyesindedir. Avam havası da alır. Biz cehennemden korkarız değil mi yani, onu korkutur. Cenab-ı Hak onu çıkarttı. Cehennem 741 sözlerde taş ölen şirkettir. Aslı şirkete firmaya çalışıyor. Cehennemden beterdir Adem. Değil mi, tamam mı? Cehennem Adem alemleri hesabına çalışır diyor şualarda. Hatırladın mı? Yani cehennem hiçbir şey değil.
Hiçbir şey değil. Buna göre, Adem'e göre tabii. Dünyaya göre değil. Cehennem, Adem alemleri hesabına çalışıyor diyor şu anlarda, 11. şu anda. Ve vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah derken, Adem alemleri subhanallah subhanallah der diyor. Adem yoksa nasıl subhanallah diyecek? Peki nedir o? Adem alemlerin bizdeki karşılığını sözleri verirseniz hemen çabuk çabuk efendim şey yapabilirim. Ondan sonra bak. Hemen göstereyim. Bizdeki karşılığını anlarsak Adem'i öyle anlarız. Adem'i öyle anlarız. Ustad koymuş. İyi dinleyin. 741. Cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Muhrik daha yakıcıdır. Ruhumuzu eziyor. Kim? Cehennemden beterdir. Ondan daha yakıyor. Ruhumuzu eziyor. Kim bu adam? Zira o şeş cihetten, altı cihetten sağ sol, alt üst ön arkadan şeş cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Nedir onlar ki yapılmış o halet? Bir, havf. Havf ile dehşetten, havf, dehşet, ac, raşet, kalak, vahşet, yüt, yeis, den mürekkep vicdansız. 7-8 tane madde. Tabi bunu ne demektir diye tek tek kelime istiyorsanız nurdersi.com'da cehennemin cehennemi diye bir ders var. Sahip. Cehennemin cehennemi. Şimdi bu noktadan bir dinle, gör bakayım orayı. Cehennemin cehennemi diye. Bir saat. Cehennemin cehennemi sevgili kardeşim. Bambaşka değil mi? Allah ebeden daima razı olsun ustadan. Nasıl yüzüyorsun değil mi? Tak tak, bu budur, bu da budur. Sudan geçerken taşları basa basa geçiyorsun. Topuna bile değmiyor. Şeytan bile lazım diyorsun yani. Mesela bir hatıramı anlatayım. 3 gün önce. Başka bunları bilmesem var ya, acilde olurdum. Şimdi panik atak hastasıydım bak. Yani üşütmüş müyüz herhalde? Camı perdenin arkasına böyle ne diyorlar, böyle açılıyor ya. He böyle işte açıldı. Açmışız, haberimiz yok. Yatmışız. Bir burun tak tıkanmış. Zaten sağa yatınca sağ tıkanıyor zaten. Basınç böyle geldiği için. Bir baktın ki nefes alamıyorum. Bak şimdi panik atağı anlatıyorum size. Bak size de bu cinste olur. Bir kalktım ki burundan alamıyorum ki. Hemen adam devreye girdi. Adam tam bekliyordu. Lan ölüyorsun dedi. Aynı sizin yaptığınızı yaptım ben de. Ben dedim ki tak havası indi. Lan ölüyorsan sen öleceksin. Ben ölmüyorum ki. Ben kurtulacağım. Kağıdın içerisindeki kağıdı yakarsak içindeki nur kurtuluştur. Dedim ki senin ölümünü yesinler. Bak ölüyorsun. Hakikaten bak normali yapayım sonra ben yaptığımı anlatacağım. Ölüyorsun. Hakikaten ya. Daha beter o anda düşünce buna da eklenirse vücut kasar. Hemen akıl savunmaya geçer. Hadi hemen acil. Panik başlar. Paniğe inanırsan atak olur. Seni ileriye atar. Ölüyorum ha. Neyle karşılık vereceksin? Ölüyorum ben geldi ya. Çok güzel dedim. Kurtuluyoruz desene sen de. Aynı böyle yaptım. %50 gitti. Ölümünü sevsinler dedim. Böyle deyince bak gene hemen sağ vurup soldan bak nasıl bir ilaç alacak. Tamam dedi yat dedi. Yorganı attım. Yok. Madem beni uyandırdın pek de niyetim yoktu. Teheccüd kılacağız dedim. Yok yat dedi. Hiç kusura bakma. Kalktım. Teheccüdü kıldım. Bir de kaldırsın bakayım gene teheccüd yiyecek. Bilirsen gider. Bilmesen gelir. Abi gerisini anlatmıyorsunuz. Devamında rüyanıza girdik, kısacık kollu gördünüz ya onları. Kolu kısacık. Adam, şeytan lazım biliyor musun? İnsanlık durur. O kadar şey ki bu insanın fıtratına bu adam. Böyle bildiğin zaman o zaman ne yapayım diyor ya. Bana diyor ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda. Abdestin yoktu diyor. Ben zaten abdestsiz kalıyorum. Ne zaman abdest olur. Şimdi ne yapacak? Benden daha serseri diyor. Bana ne yapacak şimdi? Sistemini biliyorum adamın. Şimdi diyor burun tıkadı ölüyorsun. Herhalde hocam. Ölecektik zaten.
Yani eğer bilmezseniz Tarık doktor hemen. Ya işte %90'ı böyledir. Ustad hastalar risalesinde söylüyor. Bakayım kaçıncı devada olduğunu söyleyeceksiniz. Maddi hastalıkların ekseriyet mutlaka %90'ı vemi hastalıklardır. 20. deva. 20. deva. Ölüm korkusu da kaçıncı devaydı? 9. 20. deva. Evet. Peki son maddesini okuyacağım sonra vasata geleyim. Gelecekle alakalı her şeyi inkar eder. If endişe. Mesela endişe ediyor böyle titriyorsun. Lan ahiret var deyince bak hemen yanındakiler. Merak etme ya. Her şey kontrol altındadır. Endişe etmeye gerek yoktur. Allah vardır. Bak öyle de hasta. Allah var biliyor musun? Tabii ya. Bak Allah var ha. Ay ben kendi kendime yapıyorum. Bir odamda görseniz ona deli derler bir başkası. Lan Allah var ha diyorum Hasan. Hakikaten var ya. Var tabii canım. Vallahi var. Var ha kesin. Size söylüyorum. Allah kesin var ha. Bizim Allah inancımız biraz hayali. Ne demek hayali? Hayatımıza pek girmemiş. Televizyonu seyrederiz her türlü melaneti. İnterneti bir zıkkımlarla saatlerce meşgul olur. Efendim haram bile seyretmesen bile televizyonda veya cep telefonda sana lazım olan bir ilmihalı bir babı namazı bozan şey okumamışsın ömrün billah. Ya bir tanesine gidip desen ki ya ben ahirete gideceğim arkadaş iman ettiğim Kur'an'ı okumayı bilmiyorum. İman ettiğim Kur'an'ı kitaplara iman esasından ya arkadaş bana bu kitabı melek sana diyecek nüker nekir hangi kitaba iman ettin? Kur'an'ı al be bir okusana şu Kur'an'ı. Neresine iman ettin bilmiyorum desen. Ulan kaç sene yaşadın ya? Yani bunu öğrenecek kadar zamanın olmadı mı? Ama saatlerce internet televizyonda dolaşırız. Hayatımıza ne kadar Allah girmiş ki? Allah ne ifade etmiş ki bizim alemimizde? Ondan sonra bana sıkıntı olmasın diyorsun. Niye olmayacak? Ya bedava verilmiyor ki yataktan beni kaldırdı. Size anlatmamın %70'i size anlatmam içindir. Kendim için değil o kadar. Ben bak bu cinstendir hastalıklarınız. Allah'ın rahmeti. Çünkü Allah'ıma ben böyle dua ediyorum. Ya Rabbi bana ver, ben de kullarına vereceğim. Böyle bir Rabbimle anlaşmam var yani. Bazıları diyor ki ne anlatıyorsun özelini? Rabbimle anlaşmam var. Allah da veriyor bana. İşte böyle oluyor. Eçin cep telefonlarına saatlerce giriyorsun. Şunla bunla WhatsApp'ta şun. Hani zaruri ihtiyacın kadar kullanmıyorsun. Bir mailini görürsün, 1,5-2 saatin gidiyor. Yani bir tane bir hocanın yanına otursan ya veya birinin veya dershanede gelsen ya Fatih abi bir Fatiha'mı dinlesene ya. Bir Elhem'i bir dinlesene ya. Elhamdülillah Rabbül Alemin. Doğru okuyor mu okumuyor mu ya. Yani bir o kadar zaman bile vermiyoruz. Ondan sonra bir niye bize oluyor? Niye olmasın kardeşim ya? Adam bu işte işte. Eyli adam. Kendisine şeytan değil ki. Münafık kendisine münafık değil. Başkasına münafık. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. Peki vasatı nedir? Sizin için söylüyor. Ben bunu kapattıktan sonra gideceğim. Gene sen, seninle baş başa kalacaksın. Bunu dinledikten sonra en az 3 gün telefonları ve televizyondan seni uzak tutması lazım. 3 gün içinde başka bir derse gidersen bir 3 gün daha ileri atacak. Böyle bir ders 3 gün, bir ders 3 gün derken öleceksin zaten. Yani dişinizi sıkın. Nereye kadar? Öleceksiniz zaten. Çok kısa zaman daha ömrünüz yok yani. Bazılarınız burada bir iki kişi ölmüş. Geçen hafta onu gömmüşüz. Derste öldüğü için öldüğünü bilmiyor. Ve aramızdadır. Ve çok ilginçtir. O başkasına veriyor şu anda. Ben değilim diyor. Bak bak hakikaten. Oysa kendisi. Şu anda o iki kişi ölüp burada bulunuyor. Vasatı şu. Sünnet-i Seniye dairesinde hayatını, fikriyatını ve hissiyatlarını kıblesine koyarak aklın kıblesi, ilmin kıblesi nedir? Marifetullah. Evet ama nasıl elde edeceksin ki? Bir şey koyacaksın ki marifetullah olsun. İlmi ve aklın kıblesi sadakattır. Teslimdir. Allah'ın şeriatına teslimdir. Sünnet-i Seniyye'dir. Evet, koyarak donuk, bak bir de okuyorum. Sünnet-i Seniyye dairesinin hayatını, fikriyatını ve hissiyatlarını kıblesine koyarak
donukluktan, manasızlıktan kurtarır. Vasatı nedir gene? Endişenin dua, teslim ve tevekküldür. Başka? Üç zamanın arkasına geçmektir. Yani üç zamanın arkasına geçip hazır zamana hakim olmaktan vasata getiriyoruz. Yani kısacası derslere gitmek, Hizbul Kur'an okumak, Hizbul Hakayk-ı Nuri okumak, Kur'an okumak, her gün 5-10 dakika Risale ile meşgul olmak, haftada en az 1-2 defa derse gitmek. Peki size bir ilaç veriyorum. Diyeceksin ki ilaç değil. Bak ben sana ilaç veriyorum. Daha önce de dedim, bir daha söylüyorum. Gece rahatsız oluyorsun, yatamıyorsun. Gece rahatsız oluyorsun. Buraya okumuştuk herhalde. Bak. Bana bakın. Gece rahatsız oluyorsun, yatamıyorsun. Gündüz iyisin. Ha, nedir o? Evrat, eskarın sünnet-i seniye ibadetinde sıkıntı var. Abi gündüz rahatsız oluyorum, gece mışıl mışıl yatıyorum. Risale-i Nur'u okumuyorsun. Abi gece gündüzüm sıkıntılı. Derslere az gidiyorsun. Veya seni motive edecek yere gitmiyorsun. Abi derslere çok gidiyorum, beni motive edecek yere gittiğim halde gene oluyor. O zaman doktora gideceksin. Burayı okumuştuk galiba zannediyorum değil mi? Evet. Abi, bir arkadaş şeyi sormuştu. Tesellinin ifradı tefridini sormuştu ama. Şimdi teselli aynı bunun gibidir. İfratı şeytanlıktan, mesela şöyle. Allah, Kur'an-ı Kerim'de cevap vereyim. Diyor ki, Allah'ın rahmetine güvendirip diyor, sizi aldatmasın şeytan. Rahmetine, tesellinin rahmeti, ifrat. Allah her şeyi bağışlayan çocuk. Tefriti ise Allah'ın rahmetsiz düşünmek. Yani beşeri düşünmek. Mesela panik mesela. Ha ölüyorum. Ha kalk gireceğim. Allahsız düşünmek. Vasatı nedir? Hidayettir. Sadakattır. Dendiği gibi yapmaya çalışmaktır. Ustadın tabiriyle yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Peki. Devam ediyorum. Okunuyor değil mi arkadaşlar şimdi? Sait, cihazlar nasıl işe yarıyor? Görüyor musun sen? Bak ben ufak ha. Cihaz oldu mu Hasan fişeklettiriyor değil mi? Konuşturuyor elhamdülillah. Nimet ile etkâbı mı kullanacak? Bak sinemada mı kullanacak? Ha işte. Yalnız onlara mı terakki? Ya işte ama alet de oldu mu bak çakıyor işte. Peki hadi bakalım. Endişe de histir, teselli de histir. Bunlar birbirinden karşıtlarıdır. Dur. Endişenin karşısına teselli koyarsan endişe vasata gelir. Ha. Demek telaş etmişsiniz. Onun için göndermediniz. Layka bak. Endişe edilecek bir şey yok. Demek ki telaş histir. Endişe, teselli, telaş bunlar histirler. Bunları vasata taşıyacak dima bütünlüğünden. Yani dima bütünlüğe getireceğiz. Dimağın 7 mertebesi var. Aşağıdan yukarı. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Bir şey anlamadım. Tabii ki anlamadım. Bir anda olmaz bunlar. Ama burada en azından de ki burada 7 tane şey varmış kafa. 7 taneyi tek kafaya indirmek bu şeyleri vasata getirmeye malzeme olabilir. Endişenin karşısına teselliyi koy. Telaşın karşısına aklı burhanları, delilleri koy. Abi telaş ile endişe arasındaki fark nedir? Telaş hazır zamanı ve gelecek zamanı bakıyor. Endişe ise geleceğe bakıyor. Yani Allahsız düşünmekten, sünnet-i seni yaşamamaktan, kendini o Sartre'nin yani imansız felsefecilerin dediği gibi değil mi Ayhan? Ne demişler? Demişler ki Tanrı veya tabiat insanı varlığa atmış, daha karışmıyor. Bak, şimdi bir şey söyleyeyim. Bu söylediğime kendisi dinlenir mi abi? Bir şey söyleyeyim de ondan sonra. Avrupalıların kitabında okudum. Avrupa'da yani Mezopotamya'da insanlık çok ilginçtir ama. Çok ilginçtir. Bunu kaçırmayın altını çiziyorum. Avrupalılar diyor ki
İnsanlık Mezopotamya'da, Orta Doğu'da başladığı halde Avrupa'ya ne zaman insanlar geçmiştir? Ne zaman insanlık başladı diye araştırmışlar. Avrupa'da insanlık tarihinin başlangıcını şunu kabul ederler. Hangi devlette olduğunu bilmiyorum, unuttum. Bir şehir. Orada şu taş, böyle bir taş bulmuşlar. Kitapta yazıyor. Şöyle bir dik taş var. Böyle de bir taş var. Şeyde yazıyor. Avrupa'da insanlık tarihi diye bir kitapta yazar. Böyle bir taş bulmuşlar. Böyle de bir taş bulmuşlar. Üzerine de bir taş konmuş böyle. Demişler ki bu insansız konulamaz. Şuurlu bir fiildir. Şuurlu bir zat lazım. İnsan ancak bunu yapar. Bu taşı araştırıyorlar arkeolojide 2000 seneye dayanıyor. Demek ki Avrupa'da insanlık tarihi 2000 senedir, kaynağı şu 3 tane taşın böyle konması. Ona şuurlu varlık arayan bu Avrupalı bu kainatı sanatkarsız demeyince kadar ahmaktır. Hasan hocam, bu kainatın yaratılışındaki bu hassas ayarları nasıl sonuçta ortaya çıkarıyor? Hassas o ayarlar, kendi kendine olmuştur. Kuantum fiziği falan bunları evet. İncele. Kendi kendine olmuştur de. Bak 3 tane taşın bir böyle dikey yatay. 3 tane taşın konmasının arkasında bu insan ne olur diyor. Sığır yapamaz, dinozor yapamaz, ayı yapamaz. Kaldırabilir fil ama koyamaz. Çünkü bu düşünce ve şuurun eseridir. 3 tane taş. Bununla insanlığa intikal ediyor. İnsanlığıyla kainata bakıp Allah'a intikal etmiyor. Evet, birbirleriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Yani Nur talebeleri, ustad diyor. Şimdi izah. Histir endişe. Endişe hissini de dima kontrolünde olursa kişi rahat eder. Çünkü hissin aklı yoktur. His aynı zamanda ruhtan uyanan enerjidir. His nedir biliyor musunuz? Enerjidir, güçtür. Şöyle, mesela kolunu sallaya burada misal vermiştim. Sallaya gel, mermeri vur. Futbolcu, sporcu gibi. Vur elini, elin kırılır. Ama duruyorsun, konsantre oluyorsun. Ya senin önceki böyle kırıp döktüğünü hayal ediyorsun. Veya bu konuda pir kim? Önde bir işte o zatı hayal ediyorsun. Konsantre oluyorsun. Hayt diye kırıyorsun. Onlar da sporda konsantre, bizde tefekkür. Şimdi diyeceğim ki, o güç nereden geldi? Düşünceyle ruhtan uyandırdım. Düşünce güçtür. O elmas parıltısı nereden geliyor? Hocam? İşte dur. O düşünce histir. Yani düşünce histen çıkıyor. Enerji değil mi o? Tefekkür ettin, konsantre oldun mu? Hıt! Yaptım. Ama konsantre olmadan o güç yok. Başka bir örnek vereyim. Şehvi bir şey düşünüyorsun, gadap bir şey düşünüyorsun, fikir bir şey veya birisine kızmışsın, nasıl vermedi, niye vermedi, Allah Allah, yolda gidiyorsun. Bu enerji vücudun değişmiyor mu? Değişiyor. Bu güç değil mi? Düşünce, bu güçtür. Bu düşünce nasıl çıktı? Düşünerek hissi aktif ettim. His de enerji çıktı. Demek ki hisler enerjidir. Yani kontrolsüz bir güçtür. Bıçak gibi ya seni keser ya karşıyı keser, onu kontrol edecek dimağdır. His, insanı sarmalayan histir. Ruhun halet rüyelerinin uyanmasından ortaya çıkan kontrolsüz enerji güçtür. Bunun hedefi var, ne aklı var. Hissin aklı yoktur. Ustad diyor ki his kördür. Akıbeti görmez. Ama güçtür. Tak diyor. Mesela şimdi bende güç var o. O güç histir. Ama şu anda kontrolü. Çünkü akıldır ki dediğim gibi yapacaksın. Öyle barajın önündeki suyu kapağı açma bir anda patlatma. Her tarafı yakıp yıkarsın. Kontrolü akıttırıyor değil mi? Hatta bunu kontrol edecek akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur hadis. Devam. Bunu geçiyoruz. Çabuk geçelim ki bunu size okumuş olayım. Peki, hiçbir endişe verecek bir hal, vuku. Bak görüyor musun atlanım? Hep laikalardan okuyorum. Hani böyle yapıyorlar laikadan. Elinde böyle yapıyor. Kardeş oradan bir şok oldu gidelim. Var böyle. Bak, psikoloji tedavi laikalardan. Nereden çıkarıyorsun psikolojiyi?
Tipi tipten. Bak laikalardan. Yani bu lafıma belki siz ilk defa şey yapıyorsunuz ama artık kaburama geldi. Nereden çıkarıyorsun? Buradan kardeş. Bak nereden? Bak Emirdağ 196. Bak ne çıkacak? Beraber bakacağız. Hiçbir endişe verecek bir hal vuku diye devam ediyorsun olmasın diye. Hayvanlarda, çocuklarda, delilerde geleceğe uygun yaşamayıp ümitli olanlarda endişe olmaması gösteriyor ki üç kişide endişe yok. Hayvanlarda, çocuklarda, delilerde. Çünkü onlarda gelecek yoktur. Onlar ahireti ümitli yaşamıyorlar. Gündeliği yaşıyorlar. Endişe geleceğe aittir. İzah edilemeyen gelecektir. Dumanlı, sisli, püslü ön taraftır. Gelecek. Aklı melekeye fikir yol bulamamasıdır. Aklımızın, aklı bir enerjidir, güçtür, akıllı. Ama geleceğe iman olmayınca akıl yürüyemiyor. İman akıldan önce gidiyor. Şu, bak. Elime bakın, dağa çıkıyorum, dağcıyım, dağ orada, tepede. İp var, ipin ucunda çengel var, tamam mı? Jüp diye attım. Attım mı çengeli? Dağa takıldım, yürü bakalım. Heh. O dağın tepesi ahirettir. Onu gören imandır. O iman ipi atıp, o ip akıldır. Yürüyen de benim. Akıllı oraya takarsanız oraya yürür akıl. Akıl meleki fikir yolu bulmaması, aklın doğru malzemeleri olmamasından, yani endişeyi ortadan kaldıracak doğru malzememiz yok. Aklın eline doğru malzeme yok. Dersleri gelmiyor, kitap okumuyor. Yani gökten de gelmeyecek ki. Evliya değiliz ki ilham gelsin. Peygamber değiliz, vahiy gelsin. Ne yapacağız? Derse geleceksin, kitap okuyacaksın. Başka şansın yok. Yani benim de yok. Emirdağ gene bir maalesef, gene Emirdağ bir. Feyzi'nin malum hadisede hiçbir endişe edecek bir hal vuku bulmadığından, yani bu kadar şeyden değil, o sayfayı okuyunca çıkan, tamam ben ama burada numune için o cümleyi koyuyorum. Bilakis bir teşvik kamçısı hükmüne geçtiğini, işini yapıp Allah'ın işine karışmayanlarda endişe olmaz. Bak, işini yapıp, mesela Allah size demiş mi ki, suyun üzerinde yürüyeceksiniz, havada uçacaksınız, seccadeyi havada bulutun arkasına kılacaksınız. Kıldınız yoksa cehennem izumara. Böyle bir şey dedi mi? Yok. E peki, daha niye endişe ediyorsun? Yani işini yap, Allah'ın işine karışma. Cennete mi koyacak, cehenneme mi koyacak, ne yaparsa onun işidir. Ölecek misin, ölmeyecek misin? Gelmeyi sana sormadığı gibi gitmeyi de sana sormamıştır. Demek ki Allah'ın işine karışmayanlarda, yani iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü olanlarda endişe vasattadır. Burada yani endişe her zaman olur. Çünkü endişe sibop gibidir. Seni günahtan alıkoyar. Endişe seni günahtan alıkoyar. Endişe yanlış yapmaktan, hak yemekten, hukuka tecavüz etmekten seni alıkoymak içindir. Hemen önüne geliyor. Ulan gidiyorsun lan ahirette. Bak bunu yapıyorsun ama bak endişe korku salıyor bu sefer. Ondan dolayı kötülük yapamıyorsun. Endişeyi kaldırın, korkuyu kaldırın, insan canavar olur. Onu durduracak ne var? Cehennem korkusu bile durduramamış. Kaldırırsanız ne olacak? Burada oraya uygun yaşayanlarda olmaz. İçsel aleminin harici hadiselerden sirayet edeceğini bilenlerde. Mesela bak, sigara içmiyorsun. Sigara içenin yanında oturun. Sigara kokusu üzerinize siner. Değil mi? Siner. Ha o zaman diyeceksin ki, ben bu kötü akrabayla veya kötü şeylerle ya beşeri münasip akrabalık veya dostluğu yapalım, fazla kalma. Çünkü sana siner. Bunu bilenlerde olmaz inşallah. Bu sıfatlar endişeyi aktif olmayı bastırıyorlar. Tam tersini, endişe teşvik kamçısı vazifesini görüyor. Emirdağ 80, demek telaş etmişsiniz, onun için göndermediniz. Endişe edilecek bir şey yoktur. Dahili ve harici muharik sebep yoksa endişe durup dururken aktif olmaz. Kastamonu, lüzumsuz ve endişeli meraktan, faydasız ve zararlı alakadan bir derece kurtulmaya sebep olmasıdır.
Demek ki lüzumsuz ve endişeli meraktan, lüzumsuz, bak meraktan ne çıkıyormuş? Lüzumsuzluk, endişe, faydasız ve zararlı alakadan, çözülmeyen, izah edilemeyen meraklardan da endişe çıkıyormuş. Bak, çözülmeyen, izah edilemeyen meraklardan endişe çıkıyor. Acaba kocam ne oldu, babam gitti gelmedi, izah edilemeyenlerden. Gaye ve hedefinden sapmayanın, imanına uygun yaşayanların endişeliliği yoktur veya çok az olur. Bir daha söyleyeyim, gaye ve hedefinden sapmayan, imanına uygun yaşayanlarda endişe ya yoktur veya çok azdır. Kastamonu 249'da şöyle diyor, sıkıntı diyor genel herkeste, az çok herkeste vardır. Bir gün bana da sirayet etti diyor. Her derdimize çare olan Risale-i Nur'la meşgul olmak ya o sıkıntıyı yok eder veya çok az olur diyor. Kastamonu 249. Tamam. Mesela hayvanların ve çocukların ve delilerin endişeleri çok basit ve cüzidir ya da hiç yoktur. Akılları olmadığı için zekavetlerin nispetinde endişeleri de artıyor. Şualar 183. Cehennem endişesi olmasa ehli hükmü, el hükmü lil galip kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde bir çare zayıflere, acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. İzah, önümüzde endişe edilecek bir şey olmamış olsaydı cehennem gibi, şimdiki zamanımızı ve hayatımızı nereye göre nasıl tanzim edecektik? Endişeler hayatımızda olmazlarındandır. Yani endişe olmasa hayat biter. Düşünebiliyor musunuz ki insanlardan endişe kalkmış olsa insanlık mezbelehe dönerdi. Endişeler hissiyatlarımızı kıblesine koyanlardandır. Endişe ettiğimiz için hissiyatlar rolantiye geliyor. Mesela şehvet, gadab, biddet, menfaat, ahiret endişesiyle şeyine koyuyoruz. Cehennem olmasaydı, fakat bizde onun endişesi olmamış olsaydı, cehennem yok veya bizde endişesi yok, ne olurdu? Cehennemi bize, bizi cehenneme taşıyan yoldur endişe. Cehennem endişesi hissiyatlarımızı vasata gelmesine sebep oluyor. Eğer insanlarda cehennem endişesi olmamış olsaydı, yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Emanet olarak verilen insaniyetlerini kaybedecektik. Ondan sonra insaniyetimizi kaybettirmeyen cehennem endişesidir. Cehennem endişesiyle içsel alemimiz tanzim ediliyor ve nizamına giriyor. Hizde okuduğumda kusura bakmayın, bitirmek istiyorum. Cehennem endişesi darmadağınlık olan içsel alemimizi bütünlüğe getiriyor. Birbirleriyle kaynak yapıyor. Şunu demeden geçemeyeceğim. Allah insanları cehennemle tehdit etmiyor. Cehennem endişesi birbirine karşıt olan, darmadağın olan duyguları bütüne getiren enerji paketidir, yapıştırıcıdır. Zaten cehenneme girmesen bile cehennem endişesi yoksa dünyada zaten o hislerin içine girerek cehenneme girmişsin. Cehennem endişesi insanlığa uygun cennet atmosferini içsel alemimizde yaşamak. Cehennem endişesi üzerindeki sana giydirilen manevi elbiselerinde kalmak, çıkarmamaya sebeptir. Cehennem endişesi haddini hududunda kalmana vesile oluyor. Hasan abicim, endişenin vasatı korkuyu affa mı çeviriyor? Evet. Çünkü korku aklidir, haf kalbidir. Hafta lezzet vardır. Hafullah'ta endişe, korkuyu hafa dönüştürüyor. Güzel. Tebrik ederim. Bilmiyordum, öğrendim. Ben bunu bilmiyordum. Elhamdülillah. Sana da Allah söylettirmiş. Evet. Çabuk gidiyorum. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir haps-ı müferidinden kurtulmak çaresi varsa insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. İzah. Endişeyi canlı tutanlar
kapanmayan ve önümüzde duran kabir kapısı, ölümün kol gezmesi, ecel celladı ahirete gidiş şekli ki kanser, trafik ve hastalıklar. İnsanoğluna bedensel hayatı daha cesedine, bedenine yakın temas ettiği için cehennemi cennete göre daha çabuk hissediyor. Hislerin mazisi ve müstakbeli yoktur. Ruhun şimdiki zamanda ortaya çıkan halet-i ruhiyelerinin enerji olarak görülmesidir hisler. Ne yapayım, zaman yok ki işare edeyim. Endişe de histir. Yani kördür. Mazi ve müstakbeli yoktur. Şimdiki zamanda ortaya çıkıyor. Hislerle dünyayı hissederiz. Akılla hakikatleri alırız. Latifelerle de ahireti ruhumuza yaşarız. Cenneti burada latifelerimizle hissedip, mahsedip, zevk edip lezzetleniyoruz. Latifeler üst birimin his aldıklarını kalbe, vicdana ve hisse, buradan dimağa, dimağdan da duygulara aksettirilir ve herkes aldığı enerjiyle kendi makinesini çalıştırır. Her makinenin de mahsul farklı farklı olur. Hem cehennem endişesi, bir, niye cehennem endişesi var? Ruhun bedeni hak, o zaman bunu hiç acele etmeyeceğim, bunu buraya okudum, kesiyorum. Son şeyimiz olsun burası. Var mı bu aşağı? Şuraya kadar ineyim, öteki sayfalar okumayacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bu sayfayı kaldıracağım, daha okumayacağım. Şunu bitireyim, çünkü acele edersek bu manayı çiğneymiş geçiyoruz. Son, bak şurayı bitiriyorum. Cehennem endişesi niye var? Allah niye cehennemle insanı tehdit ediyor? Ona göre dinleyin son. Bir, cehennem endişesi niye var? Ruhun bedene hakim olmayışına hizmet eder. Ruh bedene hakim olmayışına hizmet eder. Olmasına hizmet eder. Tamam. Ruhun bedene hakim olmasına hizmet eder cehennem endişesi. İki, içsel alemindeki insanlık hakikatına güç verir. İnsanlığımız ortaya çıkar. Zulmetmeyiz yani. Üç, latife insaniyenin şimdiki zamana hakim olmasına yardım eder. Çok önemli ha. Çok dinsizler soruyorlar. Tanrı cehennemle insanı tehdit eder mi diye. Bu cehenneme buradan girdi. Dört, kör olan hislere gözlük olur cehennem endişesi. Beş, bir, iki, üç, dört, beş. Dünyanın tanzimine yardım eder cehennem endişesi. Altı, ahirete göre dünyada yaşamana vesile olur cehennem endişesi. Latifeler insana hakim olursa hem akli ve fikirleri bütüne getirir, hem hisleri susturur, his enerjisini vasata kalmasına sağlar cehennem endişesi. Latifelerin öteleri, hislerin hazır zamanı yaşadığını işaretleyeceğiz diye devam ediyor. Yok, ben buraları ezmek istemiyorum ve devam etmiyorum. Bu sayfada kaldım. Öyle, çünkü cehennem endişesi başlı başına çok önemli bir mevzudur. Cehennem endişesi Allah Kur'an'ında niye başımıza tehdit unsuru olarak başımızın üzerinde tehdit takozu gibi, tokmağı gibi tutuyor? Cehennem endişesi niçin var diye. Ayrı, bunu ezmek istemiyorum burayı. Onun için burada kesiyorum. Bakayım nerede kaldık? Burada kaldık. O zaman ben sizin yanınızda şuraları sileyim. Şuraları sil. Bir daha yapma. Bunları kendi, çünkü cehennem endişesi çok harika bir mevzudur. Öyle çabır tıkır tıkır geçecek bir mevzu değildir. Geceniz mübarek olsun. Sabrettiğiniz, tamir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle. Bak, sen donmuş et değilsin. Tamam mı arkadaşlar? Vücudun da demirden, çelikten değildir. Yani her zaman dağılmaya müsait olan et ve kemikten bir şeyiz. Ama sen bu değilsin. Bu nasıl ki gül çiçeğe, koku çiçeğe sirayet etmiş, su buza sirayet etmiş, oduna duman ve nur sirayet ettiği gibi bu bedene de ruh ve nefis sirayet etmiş. Sen bu değilsin. Bunu bilme nispetinden 5-10 cümlem
beden kabul edin şunu, ruh buraya yapışmış. Tamam mı? Şeytanın vazifesi ruhu cesede yapışmak, yapıştırmak. Şeytanın en büyük tuzağı kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmektir. Yani bedenle ruhu tek kabul edip bedensel zaaflarımız, arızalarımızı ruhsal hissettirmektir, zannettirmekten kaynaklanıyor sıkıntılar ve hastalıklar. Dinin vazifesi ise şu ruhu şu cesetten ayırmaktır. Eğer bu ruhu cesetten ne kadar ayırırsanız buradaki zaaflar, hastalıklar ruha sıçramaz. Panik olur ama atak olamaz. Tamam, şuradan buraya sıçrayamaz. Çünkü ruhu ayırmışsın. O zaman iman hayata hayattır. Hayat budur. İman hayata hayattır. İman insana ikinci hayatı yaşattırır. Ustad da diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasın diyor. Demek ki imanın nispetinde ikinci hayatı yaşarız bedende. Bir bedensel hayat, bir ruhsal hayat. Ölüm ise ve hastalıklar birinci hayattır. Birinci hayattan ikinci hayata ne kadar mesafe koyarsak bedensel zaaflarımız, dayatmalar senin ruhuna fazla gelemez. Atak olamaz. Panik olur, atağı olamaz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.